Arkadaşlar merhabalar, ben Ece Hoca. Uzunca bir metnimizle karşı karşıyayız. Sosyal metni açıkçası, savaş metni. Güzel bir metin. Hem YDS'de hem de YÖK'de, sosyalde, fende ya da karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan bir metin. Şimdi öncelikli olarak birinci cümleye kadar, noktayı gördüğüm noktaya kadar çiziyorum. Upuzun bir cümle, hayır yanlış çizdim bir saniye. Soğuk Savaş'ın olduğu yere kadar çiziyorum. Birinci cümlem 3 satırlık bir cümle. Peki bunun öznesi nerede? Bir bakalım, sırayla bir gidelim. Today demiş, günümüzde diyerek zaman ifadesi atmış. Günümüzde Berlin krizi, ama ne Berlin krizi? 1961 Berlin krizi. In which deyip red gloss atıyorum. In which eşittir where demektir red gloss'ta. O krizde Sovyet Rusya talep ettiği şunu, bak relatif clause'un içerisinde non clause geldi. Nereden anladım non clause olduğunu? Detin öncesinde, çünkü fiil çekimi var. Talep ettiği şunu, Batı güçleri kessinler onların bağlarını Berlin'le. Bu iki virgül arası bilgi relatif clause cümleci. İçerisinde de bir non clause yapısı var. Birleştir. 1961 Berlin krizi özne. Nasıl Berlin krizi? Sovyet Rusya'nın Batı güçlerinin Berlin ile olan bağlarını kesmesini talep ettiği 1961 Berlin krizi özne. Maybe, belki de, bak burasını niye present attın? Dikkat edecek olursak tenslere de bir bakalım. Şimdi 1961 krizi olduğu için, 1961 kriziyle ilgili bilgi verdiği için içerideki fiilini verb 2'ye atıyorsun. Sonrasında gene paslatıyorum. Pastan bahsediyor çünkü. Kat kat kat, verb 2 verb 2 aynı. Onların Berlin ile bağlarını kesmesini talep ettiği 1961 krizi diyorum. Buraya kadar özne. Today'in yapısı şurada, günümüzde ana fiil olarak geliyor bak. Bu kriz belki de, maybe, the most forgotten, en unutulan krizdir. Nerede? Soğuk Savaş'ın kayıtlarındaki. En unutulan kriz olabilir demiş. Şimdi özne yüklem ayrımı yapmam gerekiyorsa benim burada, benim öznem nereye kadar? Benim öznem şuraya kadar. Neden? Çünkü en son çekimli fiilin öncesi öznedir. Dikkat et, relatif clause'un içerisinde birinci çekimli fiil. Bir. Bu relatif clause'un. İki, detin içerisinde kat fiili var. İkinci çekimli fiil ama non clause'un içerisinde. Öncesinde detler, which'ler görüyorsan bunlar ana fiil olmaz. En son çekimli fiilin maybe geldiğine göre benim öncesi yeşile çizdiğim hepsi özne oluyor. Belki de bu kriz, nasıl kriz olduğuna bilgi veriyor. Sovyet Rusya'nın Batı güçlerinden Berlin'le olan bağlarını kısmasını, kesmesini, koparmasını istediği 1961 Berlin krizi özne. Belki de, maybe, the most forgotten, en unutulan krizdir. Neyin krizidir? Soğuk Savaş'ın kayıtlarındaki en unutulan krizdir demiş. Tamam, devam edelim bakalım. Diğer cümlem nerede? Şuraya kadar diğer bir cümle varmış. Hatta bile vurgusu yapmış. Even, buradaki most en mi? Hayır, birçok. Çünkü en olabilmesi için öncesinde the gelmesi gerekiyordu. Onu belirtmiştik. Birçok Berlinli who deyip açıyor. Nasıl Berlinli? Yaşayan, through the event. Olay boyunca yaşayan, olayı yaşayan, deneyimleyen birçok Berlinli bile hatırlar. Little, çok az hatırlar. About it. About it dediğin ne? It dediğin burada, şuradaki event'e karşılık gelen bir obje pronoun atmış, zamir atmış yani. Olay hakkında çok az hatırlar. Yani olayı yaşayan bile çok az hatırlıyor. O yüzden unutulmuş olduğuna dair vurgu yaptık. Tamam, ama fakat zıtlık bağlacın gelmiş. Noktaya kadar bir bulalım. Şöyle bir yazalım. Ancak, ama fakat bu kriz, Berlin üzerine olan bu kriz, brought, bring yapısının ikinci hali. Bring, niye burada bring getireyim? Bring, Amerika ve Sovyet Rusya'yı getirdi. Neye getirdi? Bak, iki virgül arası bilgi vermiş. Buraya karışma. Hemen şu fiilin şurasına odaklan. Bring close, yakınlaştırdı. Toward, savaşa yakınlaştırdı. Kimi? Amerika'yı ve Sovyet Rusya'yı. Nasıl Amerika ve Sovyet Rusya? İki virgül arası bunlarla ilgili bilgi veren bir fazlalık bilgi var. İki süper güçmüş bunlar. Neyin? İkinci Dünya Savaşı döneminin sonrasındaki iki süper güç olan Sovyet Rusya ve Amerika'yı bring close to war, savaşın eşiğine getirdi. Bu Berlin krizi. Tamam. Unutulmuş ama savaşın içine getiren nokta bu iki süper gücü. Demek ki ben buradan şunu da anlıyorum. Trufos sorusu atsa bana, bu Amerika ve Sovyet Rusya 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde iki süper güç. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Devam edersek eğer infek aslında gerçekte zıtlık geçişi yapıyorsun bak. Ama fakatla infekti çok kullanır. Ama fakat zıtlık bağlacı, infek görüyorsan zıtlık bağlaçlarına gidebilirsin bir cümlede. Buna dikkat edin. Aslında siz burada den beri, çünkü arkasında ne var? Geçmiş bir ifade var. Sinsin arkasından geçmiş bir ifade geliyorsa, pas bir ifade geliyorsa sinsi den beri diye çeviriyoruz. Onun dışında iki cümleyi bağlıyorsa, paslık bir şey yoksa sinsi için çünkü diye de neden sonuç bağlacı olarak diye de çevirebiliyoruz. Ama arkada pas varsa önceliğin her zaman den beri. Neyden beri? İkinci Dünya Savaşı'nın hemen bitişinden beri, hemen sonrasından beri. Berlin had been ne olmuştu? Centerpiece, merkezi olmuş of a struggle, bir mücadelenin merkezi oldu. Between arasında demektir. These two superpower, bu iki dediğin ne? Yukarıda söylemişti bak, bunlar hep refer ifade. These two superpower dediğin ne? Bu iki Sovyet Rusya ve Amerika, bu iki süper güç arasında bir mücadelenin merkezi oldu Berlin. Ne zaman? Hemen bittiğinden beri. O zamandan beri, 2. Dünya Savaşı biter bitmez bittiğinden beri ne olmuştu? İki süper güç arasında bir mücadelenin merkezi oldu. Dikkat et, had been yapmış. Since kuralında biz eğer eylem günümüze geliyorsa since'in arkası pas, diğer taraf has verb'de de has been verb ing olabilir. Ama eylem günüme gelmiyorsa since'in arkası pas, diğer taraf past perfect olur. Ya had verb 3 ya da had been verb ing. Genel süreç ama past süreç olur. Şu an Berlin, Rusya ile Sovyet Rusya ve Amerika arasında bir tartışmanın sonucu mu ya da herhangi bir mücadelenin konusu mu? Değil. Geçmişte kaldı. Geçmişte kaldığı için since kuralını past'la tamamlıyorsun. Past süreç kullanıyorsun. Buna da dikkat edelim. It was the here. Şimdi it was here that. Şu vardı. Ne varmış? Onu açıyor. İkinci Dünya Savaşı son buldu. Ne zaman? 1945'te. Şuradaki ben 1945 ile ilgili bilgi veren bir relatifelos cümleci. Nasıl 1945? Following the occupation. Occupation ne demek? Occupy, işgal etmek. İşgal sonrasında ve yenilgi sonrasında Nazi Almanyası'nın kimler tarafından? Allied Army, müttefik orduları, Amerika'nın, Britanya'nın ve Fransa'nın müttefik birleşik orduları tarafından Nazi Almanyası'nın yenilgisi ve işgali sonrasındaki 1945, from west, nereden bunlar? Batıdan. Ve Sovyet Rusya from east, doğudan. Sovyet Rusya'nın müttefik orduları tarafından Nazi Almanyası'nın yenilgisi sonrasında takiben şehir had been captured, yakalanmıştı. Yani şehir işgal edilmişti ve divided, bölünmüştü into. Divide into ile kullanılıyor. Into yoksa to'ya da kullanabilirim. A yönelme atıyorsun burada. Bir şeye bölüyor bak. Neye bölündü? Separate. Ayrı, Doğu ve Batı Berlin bölgesine ayrıldı. Tamam. Upuzun bir cümle atmış ya. Çok güzel. Dur bir daha bunu baştan çevirelim. Şurası koskocaman bir cümle. Dikkat et. It was here that. Bu noktada 2. Dünya Savaşı 1945'te son bulduğunda diye de çevirebilirsin. İşgali ve Nazi Almanyası'nın yenilgisi sonrasında, nasıl yenilgi bu? Bak, birinci, ikinci diye end'le bölüyor. Kimler tarafından yenilgiye uğramış Nazi Almanyası? Bunun bilgisini veriyor. Amerika, Britanya, Fransa, Batı'dan. Bunların müttefik orduları tarafından ve Sovyet Rusya doğudan, bunların müttefik orduları tarafından girdiler Almanya'nın Nazi Almanyası'na. Yenilgisi sonrasında şehir bölündü. Şehir had been captured, yakalandı, işgal edildi ve bölündü. Neye? İki ayrı bölgeye. Doğu ve Batı Berlin ayrı bölgesine bölündü. Tamam. Soon after, hemen sonra. Şunu sileyim. soon after hemen sonrasında. Soon'u görüp hep bir feature sanıyoruz. Hayır. Soon after hemen sonrasında. Hemen çok yakında anlamında da katabilir. Hemen sonrasında, yani bu doğu ve batı olarak iki bölgeye bölünmesinin hemen sonrasında. Almanya had itself split into. Bak, Almanya da had split yapmış. Bu da divide demek. Bu da bölmek demek. Böldü kendini. Doğu ve batı noktalarına böldü ve border, sınır, between, arasındaki, two, ikisi arasındaki, yani doğu ve batı arasındaki sınır had become, olmuştu, bölünmüş hat. Line, çizgi, yol olarak ya da hat olarak da kullanabilirim. Sıfatlaştırdım bak. Divide fiilinin arkasına ing ekledin. Tamlamanın içinde sıfat tamlaması yaptın. Normalde bölmek fiiliydi. Ing ya da id ekleyerek ne yapardık biz bunları? Sıfatlaştırabilirdik. Bölünmüş bir hat olmuştu iki bölge. Ne olarak bilinen? Iron curtain, yani demir perde olarak bilinen, hatta iki ayrı hat olmuştu. Ne arasında? Sovyet, kontrol edilen Doğu Avrupa ve özgür ya da özgürlük burada free, serbest piyasa diyebiliriz. Hani Doğu Avrupa ve serbest piyasa tarafından kontrol edilen Sovyet ve kapitalist Batı Avrupa arasında bir demir perde oluştu. Böylece does, so, hence, therefore, yazamadım bir saniye. So, hence, therefore ya da derby. Bu yüzden, böylece anlamına gelen neden sonuç bağdaştırırım. Bu yüzden diye de çevirebilirim. Neden burada, sonuç arkasında. Böylece diye de çevirebilirim. İki ayrı bölgeye bölünmüş. Bak, Batı Avrupa, kapitalist Batı Avrupa'yı, serbest piyasa olan kapitalist Batı Avrupa'yı neyle? Sovyet kontrolünde olan Doğu Avrupa arasında bir demir perde oluşmuş. Almanya'da kendini böyle bölüyor. Bu yüzden, böylece saturate ne demek? Konumlanmak. Bu demir perdenin arkasında konumlanan. Burada bir verb çekimi var. Ben hemen böyle cümlenin başında verb çekimi görüyorsan, having verb çekimi görüyorsan ya da ing'li bir çekim görüyorsan, işte ya da having been verb gibi bir çekim görüyorsan, direkt virgül sonrasındaki gelen özne ile birleştir bunu. Konumlanan Batı Berlin. Böyle çevireceğiz bak. Bu yüzden bu demir perdenin behind, gerisinde konumlanan ve stuck, tıkılan, 100 mil, yüzlerce, 100 mil doğu bölgesinde kapanan Batı Berlin, orada bulunan, sıkışan Batı Berlin, bu aslında buraya kadar özne. Relative clause reduction öznesi atmış buraya bak. Demek ki ben cümle öncesinde bu şekilde bir reduction gördüğümde, yani fiilin verb 3 halini, fiilin ing'li halini, fiilin having verb 3'lü halini, fiilin having been verb 3'lü halini gördüğümde direkt virgül sonrasındaki özne ile birleştiriyorum. Nasıl Batı Berlin? Bunu Batı Berlin which deyip yazmamış bak. Which was saturated dememiş de, bu şekilde yazmamış da, şu which was'ı silip bu cümleyi alıp direkt başa atmış. Bu da bir relative clause reduction. Şimdi demir perdenin gerisinde bulunan ve 100 mil iç kısma, inside, batı topraklarının iç kısmında sıkışan Batı Berlin was claimed, iddia edildi ve protect, korundu ve supply, arz edildi buraya. Kimler tarafından? Batı güçleri tarafından bunlara yardım edildi. Batı Berlin'e. 1948'de Stalin impose blockade. Şimdi blockade ne demek? Bir blokaj, yani abluka diye de çevirebilirim. Stalin bir abluka koydu. Ne yaparak? Virgül arkasındaki verb ing'yi her zaman ere karak diye çeviririz. Virgül arkasında bir verb ing gördün. Ere karak diye çeviriyorsun. Keserek Batı Berlin'i off from its western suppliers. Şimdi Stalin bir blokaj koydu. Ne yaptı? Batı Berlin'i off etti, uzaklaştırdı. From neyden? It's, onun batı arzcılarından, yani batıda ona yardım eden batı güçlerinden. Şurada demişti ya hani batı tarafından korundu, ona arz edildi, üretim sağlandı gibi, yardım sağlandı. Bunlardan off etti, yani uzaklaştırdı. keserek Batı Berlin'i bunlardan uzağa atarak bir blokaj koydu 1948'de. Amerika responded, karşılık verdi. With an airlift, hava yardımıyla karşılık verdi. Keeping, gene virgül sonrası verb ing. Keep alive, bak. Keep alive ne yaparak? Alive canlı demek. Canlı tutarak neyi? Bölgeyi. Bölge ne? Bu Batı Berlin'in sıkıştığı bölge. Burada da gene bir dı belirtici var öncesinde. Gene oradaki bölgeye atıf yapıyor bak. Keeping the zone alive. Alanı, bu bölgeyi canlı tutarak Amerika hala yardım sağlıyor. For more than, neyden fazla? 300 günden daha fazla süreliğine canlı tutarak hava yardımlarında karşılık verdi. Müttefiklerin erişimi was restored, sağlanmasından önce. Demek ki burada gene batıdan alacak yardımlar gelene kadar, yani müttefikler buraya girene kadar, bu Batı Berlin tarafına girene kadar bu Amerikalılar, işte Amerika devletlerinden diğerleri, yardım yapan Batı güçleri, artık kimlerse onlar, bunlar was restored, Batı müttefiklerin ya da müttefiklerin erişimi sağlanmasından önce 300 günden daha fazla süreliğine bölgeyi canlı tutmuş. Çok güzel bir metin. Çok efsane bir metin. Biraz yorucu, biraz kafa karıştırıcı, birazcık da bilgi yüklü ama dikkatli okursak çok zevkli. Ki özellikle ben tarih metinlerini okumayı daha çok seviyorum. Bilgi noktasında biz ne kadar çok İngilizce metinleri okumaya kendimizi alıştırırsak, bundan sonra önümüze çıkacak her makaleyi okuyup konular hakkında farklı İngilizce kaynaklardan, yabancı kaynaklardan bilgi edinme ihtimalimizi de arttırıyoruz. O yüzden İngilizce her zaman önemli. Çevirisiz asla, kelimesiz asla diyorum. Güzel bir metinde, bir sonraki metinde tekrardan buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.